Evet. A eşittir logaritma 3 tabanında 81. Logaritma kök 2 tabanında B'de 4'müş. Bize A artı B'yi soruyor arkadaşlar buradan. Evet. Ne yapıyorduk? Logaritma 3 tabanında 81 A ise, hadi üstü sayıya çeviriyoruz biz bunu arkadaşlar. 3 üstü A eşittir 81'den. 3 üzeri kaç 81'dir arkadaşlar? 4 değil mi? A eşittir 4'müş. Buraya 4'ü yazalım. Buraya bakıyorum. Kök 2 üzeri 4 B edecek. Doğru mu arkadaşlar? Yazalım. Kök 2 üzeri 4 eşittir B. Bunu isterseniz açarsınız. Kök 2, kök 2, kök 2, kök 2 deyip bunlar 2, bunlar da 2'den B eşittir 4 dersiniz. Ya da kök 2 üzeri 4 eşittir. Bunu kökten çıkar. 2 üzeri 2'ye eşittir deyip buradan da 4'ü bulabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar, tamam mı? Burada köklü sayıyı, hani kare kökteki bir sayıyı üzerine yarıya bölerseniz kare kökten kurtarır. Örneğin mesela kök A üzeri 6 üzerine 2'ye bölelim, bunu da kare kökten çıkartalım. A üzeri 3'tür. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet, siliyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Logaritmada artık hızla ilerlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Logaritma diyor ki 2 tabanında 3x eksi 1 eşittir 3'müş. Diğer soruda da diyor ki logaritma 3 tabanında 1 artı logaritma 2 tabanında x artı 1 eşittir 1. Hocam bu tamam da burada ayva yedik gibi bakışlarınızı sanki seziyor gibiyim. Ama taktik ne arkadaşlar? Birinci taktik ne? Sakin kalabilmek. Sakin, aynı şey yapacağız. Bakalım sakinlik ne kadar kolay çözülecek bize burayı. Bu nedir? 2 üstü 3 buraya eşit değil mi arkadaşlar? Yazalım. 2 üzeri 3 eşittir 3x eksi 1. Doğru mu? Evet, 8 eşittir 3x eksi 1 ise eksi 1'i karşıya atıyorum. Artı 1 olaraktan 9 etti eşittir 3x. X'in ne çıktı buradan? 3. Burayı hallettik. Burada da aynısını yapalım. Adım adım gelelim. 3 üzeri 1 şurasıdır değil mi? Şurası ne oldu? 3 üstü 1 eşittir 1 artı logaritma 2 tabanında x artı 1 değil mi? Şurayı açtım. 3 üstü şu, şu açtım. Burası 3. 1 artı logaritma 2 tabanında x artı 2. Hadi bunları her açmak için yanındaki sayıdan kurtulmamız lazım. Eşitlik olması lazım. Kurtulalım. Bunu karşıya at, artı 1'i. Eksi 1 olarak geçti. 2 eşittir logaritma 2 tabanında x artı 2. Evet. Ne yapıyorum? Şimdi açabilirim eşitliği sağladığıma göre. 2 üstü 2 burasıdır. 2 üzeri 2 eşittir x artı 2. Yani 4 eşittir x artı 2'den x eşittir 2. Cevabını burada buluyoruz. Bununla ilgili bir örnek daha çözmek istiyorum arkadaşlar. Bir tane daha böyle karışık bir örnek gelecek bakalım, tamam mı? Bakalım yavaş yavaş işinden çıkmaya çalışalım sorunun arkadaşlar. Şöyle bir parlatalım tahtayı. Evet, logaritma 3 tabanında parantez logaritma 5 tabanında, bunun başında da 3 var, 5 tabanında 2x eksi 1 eşittir ne diyoruz? 1. Tamam, geldi. Sıra sıra açıyoruz. Burayı, sonra burayı açacağız. Bir adım adım gidelim bakalım. Burayı açalım. 3 üzeri 1 eşittir. Şimdi içeri açıyoruz. 3 logaritma 5 tabanında 2x eksi 1. Arkadaşlar 3 değil mi burası? 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2x eksi 1. Hocam başındaki çarpıyı ne yapacaktık? Ya başındaki çarpı kat sayıdır. Böl gitsin. Bunu karşıya bölü olarak atın. 3 bölü 3 eşittir
Logaritma 5 tabanında 2x eksi 1 karşısına kaldı 1. Logaritma 5 tabanında 2x eksi 1. Şimdi eşitliği sağladığıma göre tak tak diye açabilirim değil mi? 5 üstü 1 eşittir 2x eksi 1. 5 eşittir 2x eksi 1'den karşıya artı olarak geçti. 6 eşittir 2x. X'imiz iki tarafı da 2'ye bölersek 3 sayısını gördük. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi geçelim bakalım. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesini bir tanımlayalım sizinle arkadaşlar. Logaritma fonksiyonunun bunun tanımı, hani üstsel fonksiyonu tanımlamıştık ya. Bir de logaritma fonksiyonunun tanım kümesi acaba nedir arkadaşlar? Bundan bahsedeceğiz. Evet. Fx eşittir logaritma a tabanında x. Tamam mı arkadaşlar? Burada fonksiyonun tanımlı olabilmesi için a'nın sıfırdan büyük ve a'nın 1'e eşit olmaması gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar x'in de burada sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bakın a sıfırdan büyük olacak, 1 olmayacak. Yukarısı da bunun sıfırdan büyük bir sayı alacak. Peki bununla ilgili şimdi arkadaşlar bir tane soru yazalım bakalım bir. Tanımlı olması için. Tabii siz burayı yazdığınızı düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Burayı yazdığınızı düşünüyorum. Bir tane sorum geliyor buraya. Logaritma x eksi 2 tabanında 36 eksi x kare fx eşittir. Bunun tanım aralığı. Sevgili arkadaşlar şimdi burada bakın. Aşağının bir tanım aralığı olacak. X'le bağlı olduğu için. Yukarısı da kendisi bir tanım aralığı verecek. İkisi de x olduğu için ne yapacağız? İkisinin kesiştiği, ortak olduğu yer bizim çözüm kümemiz olacak. He. Bu x, bu y olsaydı bizi hiç ilgilendirmezdi. X için şu tanım aralığı, y için şu tanım aralığı derdik. İşi pat diye çözerdik. Şimdi kuralımız ne arkadaşlar? 1. X eksi 2 büyüktür 0'dan olacak ve x eksi 2 eşit değildir 1 olacak. Değil mi arkadaşlar? Verelim bakalım burayı. Burada karşıya at x büyüktür 2 ve x eşit değildir. Karşıya atarsan x 3 olmayacak. 2'den büyük olacak ama 3 olmayacak. Hocam nasıl olacak? 2,1, 2,2, 2,2, 3 rasyonel sayılar olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Ama 3 olmayacak. Şimdi yukarıya bakalım. Onun da tanım aralığını şöyle yapalım. 36 eksi x kare arkadaşlar büyüktür 0 olacak. Tamam. Karşıya atıyorum. 36 büyüktür x kare. Arkadaşlar buradan ne çıkıyor? X kare olduğu için arkadaşlar bakın x kare olduğu için hocam işte x küçüktür 6. 1. Ama x kare olduğu için hatırlayacaksınız. X küçüktür 6 ise ne yapacak aynı zamanda? X büyüktür eksi 6'yı da verecek. Tamam mı arkadaşlar? Yani x kare olduğu için ne olacak burası? Açarken tak x kare 6 ile eksi 6 arasında burayı çıkarmış olacağız. Şimdi birinci çözüm kümemiz ve ikinci çözüm kümemizi ifade edelim şöyle bakalım arkadaşlar. Birinci çözüm kümemizde 2 var. İkinci çözüm kümemizde ne var? Eksi 6 var. Bir de 6 var. Tamam mı arkadaşlar? Şurayı kapatalım ve en son alta da iki durumu çakıştıracağız. Şimdi sağ tarafta pozitif, sol tarafta negatif. Doğru mu arkadaşlar? Yani sağ tarafta bize pozitif tarafı lazım. Şimdi buraya bakıyoruz. 6 ile eksi 6 arasında tanım veriyor bize. O zaman ne olacak arkadaşlar? Sağ tarafta negatif, ortada pozitif, solda negatif verecek. Peki bu ikisinin kesişimi neresi arkadaşlar? Dikkat edin. 2 ile 6 arasında bu logaritmik fonksiyon arkadaşlar tanım kümesi verecek ama kim sağlamıyordu? Dikkat edin. 3 değeri eksi 3 diyoruz arkadaşlar. 2 ile 6 arasında tanımlıdır. Ama 3 değeri haricinde diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Bununla ilgili basit bir soru daha sormak istiyorum. Öyle geçeceğim.
diyor ki fx eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 3 tanım aralığı. Evet, tabanımız 1'den büyük, yani 0'dan büyük ve 1 değil, tanımlı. O zaman x eksi 3'e bakıyoruz. Yukarısı 0'dan büyük olması lazım. X eksi 3 büyüktür 0. X büyüktür 3'ten olduğu bütün aralıklarda tanımlı olacak. O zaman ne olacak? 3 ile artı sonsuz arasında. Doğru mu arkadaşlar? Evet, tahtamızı siliyorum. Devam ediyorum. Bir dahaki örneğimizi alıyorum şimdi arkadaşlar. Evet, diyoruz ki fonksiyon, logaritmik fonksiyonun tersi mesela fx eşittir logaritma 3 tabanında 2x artı 1 kapat, dışarıda da bir artı 1 verelim. Tamam mı arkadaşlar? Önce basitinden başlayayım, tamam mı? Sonra biraz daha karmaşığına gidelim. Önce şunu yapalım arkadaşlar. Bunun tersi. Tersi şu demektir arkadaşlar. X gördüğümüz yeri yalnız bırakacağız. Burayı X'e çevireceğiz. Karşılığını. Tabii bazılarımız buraya Y der, bazılarımız A der, B der. En sonunda Y'yi A'yı X'e çevirirsiniz. X gördüğünüz yere de F'in tersi X yazarsınız. Olay bu. Bir daha söylüyorum. Burası yalnız kalacak. Bütün fonksiyonu buraya yığmaya çalışacağız. Karşıya atmaya çalışacağız. Şu anda ben burayı açabilir miyim arkadaşlar? Şurayı yalnız bırakmak için açabilirim. Değil mi? Buraya y dedim. Y eşittir logaritma 3 tabanında 2x artı 1. En sonunda y'yi x yapacağım. X'i de ters fonksiyon olarak açıklayacağım. Tamam? 3 üzeri y eşittir 2x artı 1. Karşıya geçiyor. 3 üzeri y eksi 1 eşittir 2x. X hala yalnız kalmadı. Ne yapacağım? Böl 2'ye. 3 üzeri y eksi 1 bölü 2 eşittir x. Ne oldu? F'in tersi x neymiş? 3 üzeri y dediğim şeyi açıyoruz x olaraktan. 3 üzeri x eksi 1 bölü 2. Bu logaritmik fonksiyonun tersiymiş. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane daha geliyor şimdi bakalım. Bir tane daha geliyor burada. Şurada aynı soruda diyelim ki artı 5 olsaydı ne yapacaktım ben? Evet. Y'yi koydum. Y eksi 5 eşittir. Logaritma 3 tabanında 2x artı 1. Değil mi? Artı 5'i kurtarma. Ben sadece logaritma kalması lazım ki açayım. Böyleyken hocam ben böyle açayım. 3 üzeri x, 3 üzeri y. İşte 2x artı 1, bir de parantez dışında artı 5. Değil, sakın. Bu logaritma açımına girmez. Bu fazlalık. Kurtulun ondan. Sonra böyleyken açabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Ne yaptım? 3 üzeri y eksi 5 eşittir 2x artı 1. Yine aynı meseleye geliyoruz. 3 üzeri y eksi 5 eksi 1 eşittir 2x değil mi? 1'i karşıya attım. Sonra 2'den kurtulacağım. 3 üzeri y eksi 5 eksi 1 bölü 2 eşittir x'miş. F'in tersi x eşittir ne oldu? Y yerine x yazıyorum. 3 üzeri x eksi 5 eksi 1 bölü 2. Tamam mı arkadaşlar? Aynen bunun gibi. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Siliyorum burayı. Bir tane daha bu tersiyle ilgili soru soracağım. Devam edeceğim sonra. Şimdi kural şu, logaritmanın tersi üstü sayı. Üstü sayının tersi logaritma. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi demişiz ki arkadaşlar, fx eşittir. Nerede tanımlıymış? 2'den sonsuza kadar diyor. Neden dediğini anlayacaksınız. 3 logaritma neyi tabanında? 5 tabanında x eksi 2. Neden? 2 demesi lazım ki 2'den sonra değil mi? 0'dan büyük olması lazım. Doğru mu? Tanımlı olması için. Tamam. Şimdi tersini, f'in tersi 3'ü istiyor bizden. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunun iki çözüm yolu var. Bir, tersini bulalım, 3'ü koyalım. Ya da buraya 3'ü koyalım. Buradaki x ne sağlayacak? İkisi de olur. Tamam mı arkadaşlar? Ben anlamanız için ikisini de yapacağım. Y eşittir 3 logaritma 5 tabanında x eksi 2. Attım buraya. Bu 3'ü kurtarıyorum değil mi? Y bölü 3 eşittir
Logaritma 5 tabanında x eksi 2. Ne oldu? Şimdi logaritmanı üstü sayıya çeviriyorum. Tersini alabilirim logaritma yalnız kaldığına göre. 5 üstü y bölü 3 eşittir x eksi 2. Evet, x ne kalacak? 5 üzeri y bölü 3 artı 2 eşittir x. Şurayı biraz daha düzgün yazayım. 5 üzeri y bölü 3 artı 2 dışarıda. Evet, f'in tersi x neymiş? 5 üzeri x bölü 3 artı 2. Şimdi 3'ü koyuyorum yerine burada. X yerine 3 koyarsak f'in tersi 3, 5 üzeri 3 bölü 3'ten 5 üzeri 1 artı 2 daha, 5 artı 2 daha 7, değil mi? 3'ü koydum, 3 bölü 3'ten 1 etti. 5 üzeri 1, 5'tir, artı 2 daha 7. Bir de hiç bunu yapmadan çözmeye çalışalım. F'in tersi 3, o zaman 3 eşittir değil mi? F'in tersi 3'ü buraya yerleştiriyorum tersi ise. 3 logaritma 5 tabanında x eksi 2. Evet, bu 3 karşıya bölü olarak geçti. 1 eşittir logaritma 5 tabanında x eksi 2. Şimdi üstüye çeviriyoruz. 5 üzeri 1 eşittir x eksi 2. X'i yalnız bırak. 5 artı 2 eşittir x'ten. X eşittir 7. Fonksiyonu soruyorsa, f'in tersini soruyorsa böyle yapın. Direkt tersi şu kaçtır diyorsa yerleştirin buraya. Böyle çözün, tamam arkadaşlar? Hangisi kolayınıza geliyorsa sevgili arkadaşlar, tamam mı?